Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu Merkez Camii'nde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınan cenaze namazına katıldığını hemen belirtelim ve Rize Güneysu'ya gidelim. Arda Erdoğan detayları aktaracak. Arda. Tunç Arsanap Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Güneysu'da Baba Ocağı'ndaki Merkez Camii'nde bu caminin eski hocalarından olan Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katılıyor. Bugün dün akşam saatlerinde geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı'na, Rize'nin Güneysu ilçesine. Akşam saatlerinde burada hem halkla bir araya geldi hem de partisinin ilçe başkanlığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Orayı ziyaret etti. An itibariyle de Güneysu Merkez Camii'nde yıllarca hocalık yapan ve aynı zamanda Güneysu İlim Öğrenenler Vakfı'nın kurucu mütevelli heyetinde yer alan Osman Yılmaz'ın cenaze törenine de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik yıllarından bu yana Osman Yılmaz'ı tanıyordu. Hemşerisiydi. Aynı zamanda bu caminin de hocasıydı. İçinde bulunduğumuz söz konusu Güneysu Merkez Camii'nin. 76 yaşında vefat etti Osman Yılmaz. Kanser tedavisi görüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Baba Ocağı'nda Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunduğu şu dakikalarda cenazeye katılıyor. Şu an cenazede dua ediliyor. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir hitapta bulunacak. Caminin avlusunda hazır bulunan vatandaşlara hem Osman Yılmaz'ın anısını yad edecek hem de yine Rize'deki vatandaşlarına bir mesaj da vermiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geldi Rize'ye. Bir dizi açılış töreni için burada hafta sonunu Rize'de geçiriyor. Oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte ulaştı dün Rize'ye, dün öğlen saatlerinde geldi. İlk olarak İyidere, İkizdere yolunda bulunan Hurmalık bölgesindeki tünellerin ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kaçkar Dağları'nda çok dar ve derin bir vadide yer alıyordu Hurmalık tünelleri. Bölgenin Doğu Anadolu'ya, Erzurum'a ve dolayısıyla Doğu Anadolu'ya bağlantısını gerçekleştiren o yol, duble yol olarak tabir edilen standartlara kavuşmuş oldu. Köprülerin, bağlantı yollarının ve tünellerin de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptı. Bugün de Salarga Tüneli'nin açılışını yapacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Yılmaz'ın cenaze töreninin bitimini mütakiben şimdi bulunan Hazirun'a hitap edecek. Şimdi ona kulak verelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyelim. Sevgili kardeşlerim, öncelikle bugün Güneysu ilçemizde gerçekten çok büyük himmetleri olan, gayretleri olan ve 75 yıllık ömrünün özellikle devlete, hizmette gayretleriyle gerçekten nam salmış bir hocamızı hakka uğurluyoruz. Şu önünde bulunduğumuz camimizin yapımında ben Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilir. Gerek yetiştirdiği talebeleri, gerekine kadar olan süreçte verdiği gayretleri, bunların hepsini şahidiyiz, biliyoruz. Ve tabii aynı ilçenin birer evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak sizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum, memnunum. Rabbim bizleri sevgili Habibinin özellikle sancağı altında buluşmayı nasip eylesin. Rabbim cem'an hepimize o sancağın altında buluşmayı nasip eylesin. Tabii hepimiz için de Estağfirullah, Bismillah, kullu nefsin zâikatul mevt, sümme ileynâ turcaun. Bu emri ilahiye hepimiz müntesibiz, intisap edeceğiz. Vakit saat geldiğinde bir an ne ileri bir anne geliyor. Böyle bir yetkimiz, tasarrufumuz yok. O an geldiğinde hepimiz buna uyacağız. Yeter ki imanla, Kur'an'la inşallah bunu yerine getirmiş olur. Ben bütün aileye, özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar diyaz ediyorum. İslam ümmeti olarak da arkadaşlar, kardeşler hep birlikte az önce bizler tezkiyemizi zaten yaptık. Bu tezkiye üzere Rabbim inşallah bizleri sevgili Habibine komşu eylesin. El Fatiha. Tunç Arsanap Cumhurbaşkanı Erdoğan duasını etti. Buradaki bulunan vatandaşlara kısa bir mesajını da iletti. Osman Yılmaz'ın özellikle Güneysu ve hocalık yapması burada olan hizmetine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı ve bir dileği vardı. Rabbim birleştirsin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı bir araya geliyor. Hemşehrilerin dertleri buradan da ayrı bir Salarga Tüneli açılışına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinden Salarga bölgesine geçecek. Bugün açılacak tünelinde yine İlk sürüşünü kendisinin yapmasını bekliyoruz. Salarga Tüneli özellikle Rize'nin güneyi ve kuzeyi arasındaki en kısa güzergahı oluşturacak. Yol yaklaşık 8 Mart'lık tünelin açılışının yapılması birlikte 3000 ses prova ses deneme açılışını yapacak tünelden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rize'deydi. Oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Rize'yi gezdikten sonra Güneysu İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti. Bugün de eski hoca Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı ve az önce dualar eşliğinde kısa da bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün yine Rize'de tünel ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirmişti. Bugün de bir tünel açılışına daha katılacak. Yine önümüzdeki süreçte bu açılışa dair notları da yine bölgeden muhabir arkadaşlarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Merkez Camii'nden ayrılmak üzere bir kez daha yineleyelim. Aynı zamanda bu caminin eski hocalarından Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı ki Osman Yılmaz 76 yaşında ve kanser tedavisi görüyordu. Ancak ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu ve bugün de toprağa verilecek. Öncesinde cenaze namazı yine görev yaptığı Güneysu Camii'nde kılındı.